Nasıl? Yeni giriş müziğimi beğendiniz mi? Biliyorum biliyorum. Benim kanalımın konseptine pek uygun değil. Benim zevkime de uygun değil zaten. Ama gençler bu hanımefendiye bayılıyorlar. Şarkıyı söyleyen hanımefendi ismi Kayı. O 16 yaşında, New York'ta yaşıyor. Dijital oyunlara meraklı, müziğe meraklı, organizasyonlara meraklı. Aynı zamanda tam bir sosyal medya fenomeni. Milyonlarca takipçisi var. Bir konser yaptığında yüz binlerce insan onu izlemeye geliyor. Ama daha enteresan bir sırrı var Kayı'nın. Kayı bir sanal karakter. O bir sanal influencer. O gerçek hayatta yok. Buna karşı gerçek hayatta bir iş kurdu ve 20 milyon doların üzerine fon topladı. Kayı'nın girişimi bütün hızıyla büyümeye devam ediyor ve bütün dünyada milyonlarca insan hayranlığı kazanıyor. Evet biliyorum bu hikaye size tuhaf geldi. Pazar pazar hoca bize neler anlatıyor diyorsunuz ama lütfen sonuna kadar sabredin. Çünkü Kayı'nın hikayesini anlayınca Metaverse'in hikayesini anlayacaksınız. Kayı'nın neleri nasıl yaptığını gördükçe Metaverse'de ne gibi fırsatların olduğunu kavrayacaksınız ve dünyaya bakışınız tamamen değişecek. Çok iddialıyım. Videoyu sonuna kadar izlemek size çok şey kazandıracak. Hazırsanız başlıyoruz. Benim yaşımdaki insanlar için sanal bir karakterin sanal bir platformda şarkılar söylemesi, sanal bir influencer olup insanları etkilemesi hakikaten akıl almaz bir şey. Ama çocuklar, gençler bunu son derece doğal karşılıyorlar. Özellikle de Roblox gibi, Minecraft gibi oyunları oynayan, Fortnite'da saatler harcayan çocuklar için bunlar son derece doğal, hatta hayatın normal akışı. Ama işin daha da enteresanı, bu dünyalarda sadece bir şey izlemiyor da çocuklar, yaratıma da girebiliyorlar. O dünyaya bir şeyler ekleyebiliyorlar. Mesela kendi şarkılarını besteliyorlar, konserler yapıyorlar, topluluklar inşa ediyorlar. İşte bu yönüyle Kayı bize değişik bir hikaye anlatıyor. Kayı aslında Splash isimli bir oyunun içerisinde yaşayan bir karakter. Splash ise Roblox isimli dev Metaverse platformunun bir parçası. Burada 180 milyon üzerinde aylık kullanıcı var. Roblox bu yönüyle en büyük Metaverse evrenlerinden bir tanesi diyebiliriz. Peki Splash ne? Splash'ta oyuncular kendi bestlerini yapabiliyorlar. Burada yapay zeka destekli bazı dijital sanal enstrümanlar ve akorlar var. Bunları bir araya çeşitli kombinasyonlarla getirip kendi bestenizi kolayca oluşturabiliyorsunuz. Tamam, besteniz güzel oldu ama işiniz bitmedi. Burada dilerseniz bir video klip de yaratabiliyorsunuz. Sunulan bazı sanal araçlar sayesinde tıpkı demin Kayı'nın klibinde gördüğümüze benzer kendi video kliplerinizi üretmeniz ve bunu sosyal medyada paylaşmanız da mümkün. Konu orada da bitmiyor ama. Belki de canlı konserler yapmak istiyorsunuz, izleyicilerle buluşmak istiyorsunuz. Splash bunu da sağlıyor size. Çünkü Splash aslında dev bir konser alanı. Tek bir konser alanında değil, plajda da konser sahaları var, stadyum şeklinde olan yerler de var. Seyirciyi toplamanıza da Splash yardımcı oluyor. Kendi sosyal medya kanallarını ve Kayı gibi sanal fenomenlerini kullanarak size seyirci de bulabiliyorlar. Böylece belki bir gecede şöhreti yakalıyorsunuz. Splash'in web sitesinde şöyle bir tanıtımları var. Diyor ki burada yıldız sizsiniz. Burada gelin, bestelerinizi yapın, bunları konserlerde insanlarla buluşturun. Başkaları sizi değerlendirsin ve eğer çok iyi değerlendirmeler alıyorsanız fame points, yani şöhret puanları kazanacaksınız. Bu da sizi listelerde yukarı doğru çıkaracak ve bir efsane haline getirecek. Yani burası aynı zamanda kendinizi başkalarıyla kıyaslayacağınız bir listeleme, bir geri bildirim alma platformu. Splash oyununu Pakan isimli bir firma yaratmış. Yakın zamanda 20.8 milyon dolarlık bir yatırım aldılar. Bu yatırıma kimler katıldı derseniz mesela Amazon katılmış. Bir takım büyük girişim sermayesi evleri katılmış. Hakikaten arkası kuvvetli isimler de var. Ve bu alınan yatırımlarla beraber hem içerideki enstrüman zenginliğinin artırılması, böylece çocuklar daha iyi besteler yapacaklar, hem canlı konser alanlarının geliştirilmesi, hem de bir yandan Kayı gibi sanal karakterlerin kuvvetlendirilmesini istiyorlar. Splash yatırım alır almaz River ve Milo isimli iki yeni sanal karaktere influencer yaratmış. Onları da burada Summer şarkısında, Kayı'nın Summer şarkısında yanında ona eşlik ederken görüyoruz. Diyor ki şirket bu sayede Kayı artık bir grup haline giriyor, bir ilişkiler yaratılıyor. Bu da onun topluluğun önünde daha popüler kılıyor, daha enteresan hikayelerin işlenmesini sağlıyor. Muhtemelen Kayı bunlardan bir tanesi aşık falan da olacak. Kullanıcı kitlesini, hayran kitlesini de böylece büyütüyorlar çünkü o yeni karakterlerinde hayranları var. Böylece bir tekil sanal karakterden bir topluluğa doğru dönüşmüş oluyorlar. Roblox henüz tam bir Metaverse platformu değil çünkü NFT'ler yok orada. Yani burada yarattığınız dijital eserleri blockchain'e kaydedip başka platformlarda henüz satamıyorsunuz. Ürettiğiniz her şey sadece Roblox'un içinde ticareti yapılabiliyor. Ama hayal edin, gelecekte bunlar da olacaklar ve burada üretilen şeyleri bu çocuklar dışarıya da bir eser aksatacaklar, bunun sahibi olduklarını belgeleyecekler ve bundan para kazanacaklar. Böylece gencecik yaşlardan itibaren insanlar yaratıcılığa katılacak. Elbette Splash yazılımı gelişecek, daha kompleks, daha kaliteli bestelerin yapılması mümkün kılacak. Yepyeni bir dünya doğacak. Yakın zamanda Splash'in buradaki konserler için para almaya başlayacağı,
Bunu da başarılı sanal karakter oyuncularla paylaşacağı da söyleniyor. Yani sizin çocuğunuz da pekala Kayin'in, Milo'nun, River'ın yanına katılabilir ve orada şöhret basamaklarını tırmanabilir. Kayin'in hikayesi Metaverse'ün insanların hayata neler katabileceğini çok güzel gösteriyor aslında. Bir yandan hayalleriniz var, şarkıcı olmak istiyordunuz, besteci olmak istiyordunuz ama yapamadınız. Gelin buraya katılın. İlla genç olmanız şart değil. Çünkü burada bir sanal karakterle katılıyorsunuz ve kendinizi genç gösterebilirsiniz. Yani utanacak bir şeyiniz yok. Bunu belki paraya dönüştürme, şöhrete dönüştürme, bundan bir gelir elde etmeniz mümkün. Ve bunu kendinizi göstermeden sadece avatarınız üzerinden bile yapabilirsiniz. Bu da hayattaki utanmayı, işte başarısızlık korkusunu yenmenize çok yardımcı olur. Veya bir geliştirici gözüyle bakarsanız, Metaverse içerisinde insanların hayallerine doğru yürümesini sağlayan platformlar yaratabilirsiniz. Burası müzikten bakmış mesela, bir diğeri belki resimden bakar, bir diğeri girişimcilere destek olmaya çalışır orada ve Metaverse içerisinde insanların yeni şeyler yaratmasını sağlarsınız. Böylece bundan da para kazanabilirsiniz. Bu da kendi içerisinde büyük bir girişime dönüşebilir. Ve şunu unutmayın, Roblox henüz iki boyutlu bir dünya. Şu andaki Metaverse oyunların çok büyük bölümü zaten sadece iki boyutlar. Henüz bu gözlükleri kafamıza takınca yaşadığımız sanal deneyimlere çok uygun değiller. O zaman çok daha zengin olabilir her şey. Çünkü o zaman burada yaratılan sanal karakterler üç boyutlu, hayata daha bir gerçekçi şekilde katılan karaktere dönüşebilirler. Bu da yepyeni girişimlerin, yepyeni iş fırsatların ve hayallerimizi hayata geçirmenin yepyeni yollarını önü açabilir. Metaverse beni çok heyecanlandırıyor. Bu çerçevede Kayı ve onun üzerine kurulan dünyada muhteşem. Metaverse sizin ilginizi çekiyorsa ve burada neler yapılabileceğini merak ediyorsanız, yakında bir eğitimim var. 12 Haziran'da eğitimim. 3 saatlik bir program. Bu yoğun bir program ama. Burada Metaverse nedir, ne değildir üzerine biraz duracağız ama daha ziyade Metaverse'te neler yapılabilir? Bir büyük kurumun pazarlama yöneticisiyseniz ne yapmalısınız orada? Bir girişimci olarak orada ne yapabilirsiniz? Bir ebeveyn olarak çocuklarınızı Metaverse'e nasıl hazırlamalısınız? Bütün bu konuları o 3 saat içinde ele almaya çalışacağız. Eğer ilginizi çekmişse eğitimin linki, bağlantıları aşağıda. Sizi yine Kayin'in süper bir şarkısıyla baş başa bırakmak istiyorum kapatırken. Breathe Again. YouTube'da 1.989.000 görüntüleme almış bu şarkı. Şu ana kadar sanal bir karakterin aldığı görüntüleme sayısının benim en çok izlenen videomdan bile çok daha fazla olmasına üzülsem mi, üzülmesem mi bilemedim. İstiyorsanız siz de bana yardımcı olun. Beni biraz paylaşın, daha fazla insan gelsin. Ben de biraz daha motive olayım. Karşınızda Kayı ve çok popüler şarkısı Breathe Again. Tekrar nefes al. Görüşmek üzere.